Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Tam 12'den sorularla TYT matematiği bitirmeye devam ediyoruz. Birbirinden farklı orijinal sorular var yine. Biraz zorlayacak fakat emin olun ki çok fazla kazanım elde edeceksiniz. Tekrardan İstanbul Başarı Merkezimize teşekkür edelim ve sorulara başlayalım. Klasik bir soru gibi gözüküyor. Ama okuduğumuz zaman öyle olmadığını anlayacağız. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçeye çakılan kazıklarla koyunlar 2 metre uzunluğunda iplerle bağlanmak isteniyor. Bahçede bütün otları yenmesini garanti altına almak için en az 8 koyuna ihtiyaç olduğuna göre bahçenin alanı kaç metre karedir? Sanki basit bir hesapla çıkabilir gibi, ancak değil. 8 tane koyun kullanırsak şayet bahçedeki bütün koyunların bahçedeki bütün otların yenmesini garanti altına alabiliyoruz. Artı bu bahçe dikdörtgen şeklinde. Şimdi farkındaysanız bu koyunun hareketi çembersel bir hareket olabilir. Öyle değil mi? Çembersel bir hareket olabilir ve oluşturduğu şu çemberin iç kısmında kalan, yani dairesel bölgedeki tüm otları yiyebilir. O zaman birinci koyunu buraya yerleştirelim. İkinci koyun, üçüncü koyun, dördüncü koyun. Acaba nasıl bir dikdörtgensel bölge elde edebiliriz? Birinci hamle. İki koyunun yediği alanları teğet yapamazsınız. Teğet yaparsanız burada açıkta bölgeler kalacak. Burası hiçbir koyun tarafından yenmeyecek. O zaman bir kere bu bölgeler iç içe girmeli. Tamam. O zaman ikinci koyun böyle olsun. Üçüncü koyun böyle olsun. Dördüncü koyun böyle olsun. 5. 6. 7. yan yana da devam edebilir. Altında da olabilir. 5. koyun. 6. koyun. Ama hocam ortak olarak geldiği yerler var. Hiç önemli değil. Dikdörtgensel bölgeye sonuçta zarar vermiyorlar bunlar. Tam düzgün çizemedim, kusura bakmayın. Aynı hizada olması lazımdı. 8 tane koyunu böyle yerleştirdiğinizde dikkat ederseniz şu orta bölgede açıkta kalan alan yok. Bütün koyunlar buralara yetişebiliyorlar. Bu durumda dikdörtgensel bölge en çok kaç olabiliyor, ona bakalım. Gördünüz mü? Tam şu şekilde çizerseniz tüm dikdörtgensel bölgeyi ne yapabilirsiniz? Elde edebilirsiniz. Şimdi de buranın alanını bulalım. Bu arada tekrardan söylüyorum. Ben soruyu daha önceden çözdüğüm için çemberleri böyle kesiştirmem gerektiğini anladım. İlk etapta şuna dikkat etmeniz lazım. Çemberler kesişmezse bunu yapmanın imkanı yok. Çemberleri kesiştireceğiz. Kesiştirdiğimiz zaman nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, ona bakacağız. Peki, şimdi şurası merkez. Bu çemberin yarı çapı 2. Hop, dikkat ederseniz eş daireler olduğuna göre 90-90-90, yani şurası 90 derece olacak. 2-2, 2√2, burası da 2√2. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 4√2. 1-2-3, 4 tane 2√2'den uzun kenarı 8√2. Çarptığımızda 4√2 ile 8√2 dikdörtgenin alanını buluruz. O da kaç olacaktır? 64. Güzel, x-large tadında bir soru. Hadi zorluğu biraz azaltalım. Ali, Burak ve Can kendi aralarında bir oyun oynuyorlar. Bu oyuna göre Ali A, Burak B rasyonel sayılarını bir kağıda yazıp aşağıdaki işlemleri yapmışlardır. Yaptıkları bu 4 işlemden 1, 2 ve 3 numaralı işlemlerin sonucunun eşit olduğunu Can'a söyleyip 4. işlemin sonucunu bulmasını istemiştir. Can doğru cevap bulduğuna göre hangi cevabı vermiştir? Bu 3 tanesi özür diliyorum. Bu 3 tanesi birbirine eşitmiş. Yani A-B eşittir A çarpı B eşittir A bölü B. A bölü B'yi de şöyle yazalım. Buradan elde edecek üçlü bir eşitlik var. Şurayı kapat. İş karışık. Şurayı kapat. AB-B kare eşittir A. İş karışık. Ancak şurayı kapatır, işler dışarı çarpımı yaparsanız A çarpı B kare eşittir A'dan. B kare eşittir 1 çıkar. Bu durumda B kare 1 ise B ya artı 1'dir ya da eksi 1'dir. Her iki ihtimali de düşüneceğim. Diyelim ki B artı 1. Tekrar başa dönüyorum. Üzülüyorum. Bu arada burası artıymış. Ama şu anda orayı kullanmadığım için sıkıntı yok zaten. B artı 1 olursa A artı 1 eşittir A çarpı 1. Şimdi B artı 1 olursa şayet bu ikisi birbirine eşit olamıyor. Çünkü A var gidiyor. 1 eşittir 0 oluyor. B eşittir eksi 1 olursa A eksi 1 eşittir A çarpı eksi 1. Bu durumda A eksi 1 eşittir eksi A. Hop. 2A eşittir 1.
A eşittir 1 bölü 2. A sayısı 1 bölü 2. B'yi de eksi 1 vermiştik. 1 bölü 2 eksi. Eksi 1'den dolayı sonuç 3 bölü 2 olacaktır. Şöyle yapalım. Güzel bir soru yine. Zorluk seviyesi biraz yüksek. Bir videonun hafızada kapladığı yeri etkileyen 3 etmen vardır. Bunlardan birincisi, işlenen resmin yüzeysel boyutu. Yani o fotoğrafların normalde boyutları nedir? İkincisi, çözünürlük arttıkça biliyorsunuz boyutta ne yapacak? Artacak. İkincisi, saniye başına işlenen resim sayısı. Şimdi fotoğrafın çözünürlüğü önemli. Doğru. Ama 1 saniyelik videoda 10 tane mi fotoğraf var, 100 tane mi fotoğraf var? Bu da etkiliyor kapladığı alanı. Güzel. Ve üçüncüsü de ses dosyası. Şimdi bir videonun çözünürlüğü %20, FPS değeri oranında %30 oranında düşünülürse hafızadan %3, %33 oranında tasarruf edilebiliyor. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey var. Birçoğunuz bunları toplamaya gidebilirsiniz. Ama bakın, videonun çözünürlüğü ve 1 saniyedeki video sayısı dediğimizde, videonun çözünürlüğü 50, 1 saniyedeki video sayısı 100 olursa 50 çarpı 100'lük bir boyut gerekecek. 50 çözünürlük seviyesi 50 birim yer kaplıyor. 100 tane fotoğraf var. 50 çarpı 100. Ama diyelim ki videonun çözünürlüğü 5 ve sadece 20 tane fotoğraf var bilsen, 5 çarpı 20. Kaplayıcı olan budur. Yani demek istediğim şu. Boyutu mu hesaplayacaksınız? Çözünürlükle FPS'yi çarparsınız. Artı ses dosyasının kapladığı alan dersiniz. Çünkü ses dosyası bunları ilgilendirmez. Diyelim ki çözünürlük 10x kadar yer toplam birimi. FPS 10y olsun. Ses dosyası da 10z. Bu durumda 10x çarpı 10y artı 10z tam kapasite olsun. Yani 100. Gelelim kapasiteleri azaltmaya. Çözünürlüğü %20 oranında azaltalım. 8x. FPS değeri %30 oranında azaltılsın. 7y. Ama z değiştirilmedi. Ses dosyasında herhangi bir şey yok. 10z eşittir. %33 oranında azalma var. Yani 67. Anlaştık mı? Eksiyle çarp, taraf tarafa topla. 100xy'den 56xy'yi çıkartırsak 44xy. 10z'ler gitti zaten. 100'den 67 çıkartırsak 33. Demek ki xy 1 bölü 4. xy 1 bölü 4 ise yerine yazalım. 100 çarpı 1 bölü 4'ten 25 artı 10z eşittir 100. 10z eşittir 75. Doğru mu yaptık? Herhangi bir hata yok ki. Z eşittir 7,5. Burayı bir kontrol etmem. Özür diliyorum. 3 bölü 4. 3 bölü 4. O zaman burası 75. Karşı tarafa at 25. 2,5. Yani 5 bölü 2. Şimdi xy'yi bulduk, z'yi bulduk. Bizden istediği çözünürlüğü %40 oranında azaltılırsa 6x. FPS'ye dokunmuyoruz. 10y. Ses dosyası da %20 oranında küçültülürse 8z. Bizden istediği bu. 6 yani 60 x çarpı y. X çarpı y 3 bölü 4 müydü? Artı 8 z. 8 çarpı 20 ve 2,5 yani 5 bölü 2 midir o da? Harika. 45. 20. Cevap 65. Yüzlük verimden 65'lik verime mi düştünüz? O zaman demek ki 35'lik bir kaybınız var. Bakın sorunun mükemmel tarafı ne biliyor musunuz? Bu ikisini çarpmanız gerektiğini düşünmeniz. Çünkü size direkt olarak böyle bir orantıdan bahsetmiyor. Ses dosyası sonuçta bir yer kaplıyor. Bu ya kaplanan yer nasıl bulunur? Kaplanan hacimlerin toplamıyla. Ses dosyası ayrı, görüntü dosyası ayrı. Görüntü dosyasını etkileyen iki etmen var. Bir, fotoğrafların kalitesi yani çözünürlüğü. İki, sayısı. Tabii ki bunlar ne yapılmak zorunda? Çarpılmak zorunda. Ve bir sonraki soru. Yanda kesit görüntüsüyle birlikte gösterilen penceredeki 3 adet buzlu camdan her biri dışarıdan gelen ışığın %25'ini geçiriyor. %75'i iptal. Tamam. Bu pencere ile ışık geçirgenliği bakımından aynı olacak şekilde 2 camlı pencere yapılmak istenirse yapılacak olan her bir buzlu cam ışığın yüzde kaçını geçirmelidir? Işığın yüzde kaçını geçirmelidir? Şimdi diyelim ki ışık 100 olsun. Salladım bunu. İlk önce %25'ini geçirdi. Üçüncü cam. Sonra ikinci cama geldi. İkinci cama gelen bu değil mi? Bunun da %25'i geçiyor. İkinci camdan geçen miktar bu.
Geldik mi üçüncü cama? Yine 25 bölü 100. Eşittir. Adam diyor ki, ben iki tane cam kullanırsam bunların geçirgenlik oranı ne olmalı? Aynı etkiyi oluşturmak için. Ha arkadaşım, başlangıçta bir yüzlük vardı. Öyle değil mi? Diyelim ki geçirdiğin, yan yana yerleştireceğin iki tane cam var. Eşit cam. Birincinin geçirgenlik oranı %A. İkincinin geçirgenlik oranı da %A olsun. Ama bunun sonucu bunun sonucuna eşit olsun. Yüzler gitsin. Şu yüzle şu yüz gitsin. Şu yüzle şu yüz gitsin. 25 ile 100 sadeleşsin. 4. 25 çarpı 25 bölü 4. 25 çarpı 25 bölü 4 eşittir A kare mi? O zaman A ne çıkar? 25 bölü 2 yani 12,5. Demek ki yerleştirilecek iki camlı bir sistem olursa her bir camın geçirgenlik oranı %12,5 alınırsa aynı sonucu elde ediyoruz. Evet, güzel bir soru. Bir bilgisayar programı enter'lardan anlayacağınız gibi A sayısını gir. Girilen A sayısı pozitif ise devam et, değilse başa dön. A sayısını gir. Girilen A sayısı pozitif ise devam et, değilse başa dön. Her seferinde bu işlemi yapar bilgisayarlar. Ta ki sen pozitife girinceye kadar. Pozitif yakaladın mı? Sonra X sayısını gir. A sayısına X'i ekle. Pardon. Ve büyük A olarak yaz. A sayısından X'in 2 katını çıkar ve B sayısı olarak yaz. AB çarpımını hesapla ve yazdır. AB çarpımı A artı X çarpı A eksi 2X'tir. Hadi yazdıralım. Eksi 2 A, pardon, eksi 2 X kare eksi 2 AX artı AX'ten eksi AX artı A kare. A çarpı B bu. Peki şimdi bu algoritmayı hesapladığımızda en büyük AB çarpım değeri, AB çarpımının alabileceği en büyük değer için A kaçtır diyor. AB çarpımının alabileceği en büyük değeri bulmak için iki tane yöntem var. Temel kavramlardan gidelim önce. Şöyle yapabilirdik. A artı X, A eksi 2X. Şunu 2 ile çarpın. Neden? X'i yok etmek için. 2A eşittir 2A artı X, B eşittir A eksi 2X. Taraf tarafa toplayın. 2A artı B eşittir 3A. Bu da 3A bölü 2 olur. Bu da 3A bölü 2 olur. O zaman A sayısı 3A bölü 4. B sayısı 3A bölü 2. Bu ikisinin çarpımı 9A kare bölü 8. Kaça eşit olacakmış? 18'e. Hatırladınız mı? Temel kavramlarda bu tarz sorular vardı. Buradan şurası 2 olur. Doğru mu yaptım? A kare eşittir 16'dan A kaç çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Bu birinci ihtimal. Hadi ikinci ihtimale bakalım. Onu da şuna çözelim. Hatta şöyle yapalım, pardon. İkinci ihtimalde R eşittir eksi B bölü 2A değil midir? Bu bir parabol denklemi. Parabol denklemlerinde maksimum değeri bulmak için tepe noktasının önce absisi sonra ordinatı hesaplanır. Eksi B bölü 2A. Yani A bölü eksi 4. Ve yerine yazarız. Eksi 2 çarpı A kare bölü 16. A bölü eksi 4'ü yazarsak artı A kare bölü 4 artı A kare. 8. Şimdi eksi A kare bölü 8 artı A kare bölü 4 artı A kare. Bunu 2 ile çarpalım. Bunu 8 ile çarpalım. 8, 10, 9 A kare olur. Neden? Hemen söyleyelim. Çünkü paydadaki 8'ler şurası eksi A kare, artı 2 A kare, artı 8 A kare. Bölü 8 eşittir 18 miymiş? Gene aynısı. 2 A kare eşittir 16'dan A yine 4 çıkacaktır. Yani bu sorunun çözümü için iki farklı seçenek var. İkisi de hani bu TYT videosu ya. İlk soru temel kavramlardan çözümü. İkinci soru hani ikinci derece denklemler, paraboller böyle hafiften TYT. İkinci derece denklemler zaten TYT'de ama ağırlık olarak AYT'de soruluyor. O yüzden ilk yöntemi de mutlaka öğrenmenizi istedim. Bu soruyu da bu şekilde çözebilirsiniz. Sorular için tekrardan arkadaşlarımıza teşekkürler. Sizler lütfen 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 son güne kadar çalışmaya ara vermeyin. Her gün her gün mutlaka yeni nesil sorular çözün. Unutmayın. Bir ay sonra geçmişe bakıp oh be sınav bitti artık diyeceksiniz. Rahatlayacaksınız. Ferah nefesler alacaksınız. Yine görüşmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.